Merhaba. Tercih sonuçlarımız açıklandı. Bazı öğrencilerimiz yatılı okul kazandılar. Velilerimizin ve öğrencilerimizin kaygıları var. Bugün hem velilerin hem de öğrencilerin gözünden yatılı okulla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle velilerin gözünden incelemeye çalışalım. İlk akla takılan mesele güvenlik. Bu arada her başlığın altında yönetmelikteki ilgili maddede bulunuyor. İsteyenler pansiyonlarla ilgili yönetmeliği açıp ilgili maddeleri inceleyebilirler. Okullarda güvenlikle ilgili güvenlik görevlileri ya da gece bekçileri görevlendirilir. Bunun dışında pansiyon içinde belletici öğretmenler vardır. Sabaha kadar öğrencilerin başında nöbet tutarlar. Aile içinde, evde ufak tefek sürtüşmeler yaşayan kardeşler gibi tabii ki pansiyonda da öğrencilerimiz arasında ufak tatsızlıklar olur. Ancak 24 saat birbirlerini görmek zorunda olan bu arkadaşlar kısa sürede eskiye dönerler. O yüzden çok kafaya takılacak bir durum değildir. Pansiyonun genel temizliğinden temizlikle görevlendirilmiş hizmetliler sorumludur. Yatakların düzeltilmesi, ufak tefek odanın süpürülmesi gibi işlerde öğrencilere sorumluluklar verilebilir. Bu sorumluluk bilincinin geliştirilmesi açısından önemli bir uygulamadır. Yeni yapılan pansiyonlarda zaten yalıtım var. Eski binalarda da yenileme çalışmalarıyla yalıtım işleri hallediliyor. Isınmayla ilgili kalorifer görevlileri vardır. Onlar yine ısınma işlerini kontrol ederler. Ufak tefek sorun olduğu zaman da okul gerekli müdahaleyi yaparak öğrencileri mağdur etmemeye çalışır. Her okulda revir yok ama bazı okullarda revir var. Ufak tefek sağlık hizmetlerinden öğrencilerimiz yararlanabiliyor. Bunun dışında gece herhangi bir şey olduğu zaman belletici öğretmenler yardım ederler. Zaten odadaki arkadaşlar kardeş gibi öğrencilerini sürekli kollarlar. Belletici öğretmenin yetişemediği durumlarda, yetemediği durumlarda okula ambulans çağrılarak bir sağlık kuruluşuna götürülmesi sağlanır. Öğrenciler normal okulda gördükleri dersin dışında en az 2 saatte etüt yaparlar. Ayrıca ders çalışmak isteyen olursa çalışma odalarında onlara da izin veriliyor. Sınavlara toplu bir şekilde çalışılıyor. Genelde sınav haftaları olduğu için öğrencilerin hepsi aynı anda benzer sınavlara çalışıyor. O yüzden akranlarıyla beraber bu şekilde çalıştıkları için bir başarı geldiği kesin. Öğrencinin okuldan çarşıya gitmesi ya da herhangi bir yerde kalması söz konusu değil. Bunun için sizin önceden izin vermeniz gerekiyor. Yazılı izniniz sayesinde öğrenci okul idaresinin uygun gördüğü zamanlarda çarşıya çıkabiliyor ya da evde kalmak için size gelebiliyor. Akla takılan diğer konu ise yemek konusu. Yemekler diyetisyenlerin önerdiği listelere göre aylık olarak hazırlanıyor. Okullarda görevli aşçılar var. Kahvaltılar en az 8 çeşit ve açık büfe şeklinde oluyor. Öğle ve akşam yemekleri en az 4 çeşit oluyor. Ayrıca bunun dışında 2 çeşit de meyve benzeri ara öğünlerde mutlaka veriliyor. Ama bunun dışında tabii ki yemekleri beğenmeyen öğrenciler olabilir. O zaman da kantinlerde atıştırmalarını yapabiliyorlar. Okulu kazanan her öğrenci pansiyondan ücretsiz yararlanmıyor. Ücretli yatılı kalanlar senelik 3.660 lira veriyorlar. Teknik lise ise eğer kalınan lise o zaman da 4.110 lira ücreti var. Ücretsiz yatılık için de bazı şartlar var. Bir önceki yılın aile içi gelirleri toplanıyor, kişi sayısına bölünüyor. O zaman bu yılın pansiyonunun en düşük ücretinin 4 katını geçmeyecek şekilde oluyor. Yani özetleyecek olursak şöyle, geçen sene kişi başı 1.220 liradan daha az aylık alıyor olması gerekiyor. Evde 4 kişisiniz, aylık kişi başına 1.220 liradan daha az gelir geliyor olması lazım ücretsiz yatılıkta kalmanız için. Bunun dışında okul başlarken öğrencilere Eylül harçlığı da veriliyor. Şimdi bir de öğrencilerin gözünden incelemeye çalışalım. Öğrencilerimizin aklına takılan üst sınıflar beni ezer mi? Üst sınıflar biraz şakacı olurlar. Özellikle grup halindeyken şakacı olurlar ama yalnızken hepsi birer abi abladır. Doğru kişilerden deneyim alırsanız 2-3 yıl sonrası için önünüze ışık tutacağından emin olabilirsiniz. Anlamadığınız konularda yazılı öncesinde ya da bazı öğretmenlerle ilgili bilgi istediğinizde onlar size mutlaka yardımcı olacaklardır. En iyi fen lisesi de olsa kavgalar, tartışmalar olur. Bunu evde de yaşarsınız, kardeşinizle de yaşarsınız. Ama böyle bir durumla, tatsız bir durumla karşılaşırsanız mutlaka oda arkadaşlarınızdan, öğretmenlerinizden, belletmen öğretmenlerinizden yardım istemekten çekinmeyin. Onlar kısa sürede sorunu çözmek için ellerinden geleni yapacaklardır.
Okul bittikten sonra pansiyon dışına kafamıza göre çıkamıyoruz. Bunun için öncesinde velinin izin vermiş olması gerekiyor. Bu yazılı izin sayesinde ve okul uygun görürse çarşıya çıkabiliyorsunuz ya da evde kalmak için kendi evinize gidebiliyorsunuz. Yönetmelikte belirlendiği üzere yatılı öğrenciler dışında aynı okulda aynı sınıfta olan öğrenciler bile, arkadaşlarınız bile maalesef pansiyonda kalamıyorlar. Karma şekilde de zaten yurtta kalınamıyor. Günde en az 2 ders saati yani 80 dakika çalışmak zorunlu. Derslere çalışırken, sınavlara çalışırken sınıf arkadaşlarınızla ya da pansiyondaki arkadaşlarınızla birlikte çalıştığınız için başarı da kendiliğinden gelmiş oluyor. İşte yatılı okulun başarısı biraz da bu yüzden. Sınıf pansiyona yakınsa sınıflarda, değilse pansiyon içindeki çalışma odalarında ders çalışma imkanı da var. Yemek konusunda çok seçiciyseniz daima harika yemeklerle karşılaşmazsınız. Anne yemeğini beğenmiyorsanız mesela oradaki bazı yemekleri de güzel bulmayabilirsiniz. Her gün köfte patatesin çıkması tabii ki mümkün değil. Hiç yemediğiniz yemekleri de orada tatma şansınız olacak. Mesela ben kendi adıma hayatımdaki ilk bezelye yemeğini okulda kaldığım ilk akşam olan o pazar akşamında yemiştim. Bunu da unutamıyorum. Lisede uçak babama selam söyle diyen bir arkadaşım vardı. Özlemek kaçınılmaz. Hele ilk defa evden çıkan birisi için hiç kolay değil, ancak özlenecek yeni dostluklar biriktirmeye başlıyorsunuz orada. Yavaş da olsa buna alışıyorsunuz. Ailenizden ayrı olmaya alışıyorsunuz. Görüntülü konuşma ile ev hasretlerinizi ufak da olsa gideriyorsunuz. Bayram zamanlarında ya da bazı hafta sonlarında evinize gidip ailenizle görüşebiliyorsunuz. Tabii ki bunda yasak yok. Öncelikle sizin uyum sağlamanız gerekiyor. Sürekli sorun çıkaran kişiler, trip severler, bunlar sorun yaşamaya devam ederler, ama siz uyum sağladıkça sabrı da öğreniyorsunuz. Yine de çok problem olursa odanızı değiştirme şansınız var. Konuşursunuz okul idaresiyle, bu şekilde boşta olan yerlere geçme şansınız olabilir. Toplu yaşanan yerlerde, özellikle koronanın da bize yeniden hatırlattığı gibi, temizlik çok önemlidir. Buna dikkat etmelisiniz. Hem kendiniz hem de arkadaşlarınızın sağlığı için. Bazen de arkadaş edinebilecek miyim, o da arkadaşlarımla uyum sağlayabilecek miyim diye düşünebilirsiniz. Şu anki en iyi 5 arkadaşınızı ve onlarla tanışmadan bir gün öncesini düşünün. İşte tam böyle olacak. Canınızı emanet edeceğiniz en iyi dostlarla tanışmaya çok az kaldı. Buna inanın. Kayıt için okula gittiğinizde size mutlaka pansiyon için gerekli olanların listesini vereceklerdir. Ancak ben yine de bazı şeyleri yazmak istedim. Mesela sökükleriniz olabilir ufak tefek. Bunun için iğne ipliği almayı unutmayın. Nerede lazım olacağını bilemezsiniz. Yurtta kalanların kurtarıcısıdır. Mutlaka koli bandınızı yanınıza alın. Kırılma olasılığı olmadığı için okulda genelde demir bardaklar tercih edilir. O yüzden kendi kupanızı ya da bardağınızı götürmeyi unutmayın. Pansiyonda kaldığınız sürece ayağınızdan hiç çıkmayacağı için rahat bir terlik almanızı tavsiye ederim. Duştan sonra rahat etmeniz için büyük bir havlu yerine bornoz almanızı tavsiye ederim. Telefonunuzu sürekli yanınızda taşıyacağınız için pijamanızın cepli olmasını tavsiye ederim. Bazen bazı yerlerde bazı telefon hatları çekmeyebilir. O zaman hattınızı değiştirmeniz gerekebilir. Bunun için yine okulla iletişime geçerek hangi telefon hattının daha iyi çektiğini de öğrenebilirsiniz. Bir de ufak bir dolap kilidi almanız önemlidir. Pansiyonla ilgili vereceğim bilgiler bu şekildeydi. Sorularınız olursa yine yorum kısmına yazabilirsiniz. Liseyi yatılı okuyan bir öğrenci olarak ben de eski okuluma, Ahmet Hamdi Gökbayrak Anadolu Öğretmen Lisesi'ne, şimdiki adıyla Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi'ne selam olsun diyorum. Görüşmek üzere, kolay gelsin.